Herkese merhabalar sevgili dostlar. 4 Ekim Cuma günü İstanbul Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul'da bizleri bekleyen 10 koşulu bir program bulunmakta. E, 2 altılı var tabii ki haliyle. Bursa Tahminleri de yayında orada 9 koşu var. E, 2 altılı var yine. Ve biz sizlere 2 tane banko, bir tane alternatif tekli oyun verdik. Hatta şöyle... Aslında e, üç 3 tane bile alternatif tek olurdu. Ben alternatif tek konusunu biraz size bıraktım orada. İlk altılıda çünkü 2 tane banko var. Hani ikinci altılıda bütçeniz yeterli olur. Çünkü tek geçmediğimiz yarışlarda bir tanesinde 2 tane at, birinde 3 e, tane at falan yazdık. Hani o yüzden e, oraları oralara alternatif tek olarak vermeme rağmen az olduğu için pek bütçede bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Hani Bursa 2 tekli gibi düşünebilirsiniz ama 3 teke de rahatlıkla çıkılabilecek bir program var bilginize. Evet, İstanbul'daki tahminlere geçiyorum şimdi. Kanala abone değilse abone olalım, videoyu beğenelim, katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim. Sizin destekleriniz bizler için çok kıymetli. Sizlere her gün videolar yapıyoruz. Sizlerden gördüğümüz destekler e, nazarında da e, bu videoları yapmaya motivasyonumuz daha çok artıyor tabii ki. Bunu da belirtmem lazım. 5'e gala kala ilk yarış atyarışı.com Kafkaslı koşusu kupalı bir yarış şart 1 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim pist mücadelesi. 11 safgan start alacak burada. Tabi idmanları ben size göstereceğim. Şimdi haliyle bir ilk yarışlar olacağı için safkanların 29 Eylül tarihinde sentetik pistte çalıştığı idmanıyla dikkat çeken 1.09 9 gelmiş Gülben Hanım 10 numara burada tercihlerimizde yer alacak bir safkandır. Yine sentetikte çalışan ve binini gören doğanın gücü 3 numarada bu bakımdan dikkat çekmektedir. Tabi burada kumda çalışan eden Ankara'dan, Bursa'dan gelen, İzmir'den gelen safkanlar var. Hani onların da burada bir değerlendirmesini yapmak gerektiğinde şunu söyleyebiliriz ki orijinlere bakacağız. Detaylı açıklama, detaylı tercih konusunda şimdi bu koşu bilgisi kısmına geçince sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şöyle ki bir kere Gülben Hanım 10 numara Müslüm Çelik birlikte favorimiz. Doğan'ın gücü Berkan Çığla ile birlikte ikinci at önerimizdir. Bu iki atın e, bilhassa sentetikteki iyi ilmanlarından dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Daha sonrasında da Onur Kağan haber botu hattına sahip Mehmet Kaya idaresindeki Gökgele 4 numarayı tavsiye ediyorum. Uçanoğlu Bozdağ hattına sahip Dayıdan ikilisinden Mehmet Akyavuz idaresinde 8 numara Tunç Berki de burada yine sizlere tavsiye ediyorum. Bir de arkadaşlar son olarak haberkan Hisar Han hattına sahip Ravenko 5 numara Ahmet Çelik ile birlikte oyun önerimde yer almakta. Bunu 3 at 5 at şeklinde yorumlayıp küçük kupon geniş kupon olarak ayırabiliriz. Sıralamamız da zaten aynen böyledir. 10 numara 3 numara. Ardından bu koşu da 8 numara olacak şekilde arkadaşlar. 4 numara. Daha sonrasında 8 ve 5 numara. Düzeltiyorum. Yani 10, 3, 4. Sonrasında 8 ve 5 şeklinde bir oyun düşündük. Buraya 3 at 5 at diyebiliriz. ikinci koşuya geliyorum. Saat 5 çeyrek geçe. Şart 4. 3 yaşlı İngilizler. 2400 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar 6 adet safkan bulunuyor. Bu koşuda favorimiz 1 numara Abdül'dür Gökhan Kocakay idaresinde. Kurbağa baktığımızda Abdül'ün kazanma ihtimali çok yüksek. Bilhassa kesrik ağasının 63 gün arası olması Abdül'ün işini kolaylaştıracak. Engin Tron bir tek rakip olabilir. Engin Tron'un son yarışını bir gösterelim. Şart 3 düzeyde bir yarış kazandı. 15 handikapta da bir ikinciliği var. Son dönemde Abdül'e baktığımızda ise 17 handikapta ikinci oldu. Şart 5 kazandı. Son yarış performansları bu şekilde ve ikisi de Eylül ayı içerisinde koştuğu yarışlar diyebiliriz. Ee, evet arkadaşlar bu koşuda bir numara Abdül Rakipsizlikten de birazcık faydalanarak bankotek haline gelmiştir. İkinci koşu bir numara Abdül Gökhan Kocakay idaresinde bankotekimiz olmuştur. Sıralı ikili hususunda da kesir kasının arası olması ve yarışın 2400 gibi uzun bir mesafe olmasından ötürü Engin Tron ikinciliğe en yakın aday isimdir. Bu yüzden bir arkası iki sıralı ikilisini oynayabilirsiniz. İkinci koşuda tek verdik banko tek ve geldik üçüncü koşuya. Altı safkanın iştirak edeceği bir mücadele satış iki. Arkadaşlar satışlarda 1, 2, 3, 4 sadece satış miktarı ile ilgilidir. Atların handikap düzeyi veya şartları ile ilgili, şart gelirleri ile ilgili bir anlam ifade etmez. Burada atların handikapının çok az olmasının tek sebebi 2 yaşlı İngiliz olmaları ve satış koşusu olduğu için tabi birazcık daha hani elden çıkarılmak istenilen safkanlar buraya koşabiliyor diyebiliriz. Bu sebepten ötürüdür ki burada handikapları düşük isimler var. Ama bu tabii ki bir şey değil. yani Bu atlar illa da satılacak diye bir kaide de yok. Yani alınmama ihtimalleri de tabii ki söz konusu. Bu yüzden daha rahat bir grup olduğu için de bazen ilgililer bu yarışlara koşabiliyorlar. Bu koştaki favorimiz Vahşi Bavikal 4 numaradır. Müslüm Şerik günü 13 gün evvel kazandı. 1.17 59'luk başka pistte de olsa iyi bir derecesi var. 21 Eylül tarihinde elde ettiği arkadaşlar safkanın galibiyetinde. Rock Empire devam edeceğim. Mehmet K. kendi safkanına biniyor. Bu yarışa kendisi koşmayı tercih etmiş. Birazcık grubun rahat olması da sebep olmuştur. Tabii bu e, iyi durumda. 11 gün evvel bir ikincilik var. Daha evvel bir e, dördüncülük bulunuyor. Yine Çin pis, sentetik pis, kum pek ayırmayan bir safkan. Rock Empire burada tercihlerimizde yer aldı. 13 gün evvel ikinci kalsa da oğlum Salih Gökhan kocakayarlı birlikte yine tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Haliyle buradaki oyunumuz 4-3-2 veya 2-3-4 nasıl derseniz deyin 3 atlı bir oyun oluyor. Burada geniş kupon tavsiye etmiyorum. Açıkçası e, çok Hani böyle gereksiz yere yazmış gibi oluruz daha fazla at yazarsak. Çünkü bu üç hattan birisi illaki kazanır. Bu üç hattan birisinin kazanmadığı bir senaryo çok düşük ihtimal. Yani gerçekten yüzde bir falan herhalde öyle bir şey çıkar. Çünkü bu atların hepsinin galibiyet oranı var. ikinciliği vesaire. Ya yani düşününce gerçekten bu üç hattan birisi kazanacaktır arkadaşlar. 2-3-4-3 safkanla geçelim burayı. Dördüncü koşuya geldim. Saat 6.30'da European Breeders Fund koşusu. E, şart 5. 2 e, yaşlı İngilizler 1500 metrede sentetik piste çıkacak. Arkadaşlar favorimiz çok net bir favori. 2 numara Father Mehmet. Halis Karataş start alıyor. Yani 2 yaşlı İngilizlerdeki birazcık grupların boş olmasından rahatlıktan faydalanarak da diyebiliriz. Şart 5 düzeyindeki bir yarışta mesela 4 yukarı Araplar falan olsa çok böyle aman aman nasıl dolu gruplar biliyorsunuz. Ama burada 2 e, yaşlı İngiliz için bir şart 5'te Fadır Mehmet e, çok net bir şekilde rakipsiz kalmış vaziyette. E, tabii Tabi onun bir yarış performansını göstermek lazım. Yani orada bir 7.lik var vesaire mesela ama 7.lik tay deneme koşusu bakın. Bursa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koştu. Kumda ikinci oldu. Bu atın kumda da etkili gidebildiğini gösteriyor. Hatta şöyle bir kıyas da yapabiliriz. Hani kumda koştuğu grup koşusundaki performansı çimdekine göre daha iyi olduğundan ötürü kumunun daha iyi olma ihtimali de var atın. Ama bakıyoruz meydanı ve şart 3'ü kazanmış çim pistte yani at çimde de gidiyor bir sıkıntısı yok sentetikte burada birazcık daha rahat da olacaktır diye düşünüyorum yarış itibariyle bu yüzden çok net bir favori peki tek geçeceğiz mi konusunda rakiplere bakmak lazım mesela tek demir kır burada nasıl bir rakip olur yani şart düzeylerinde iş yapabilmiş edebilmiş bir safkan ama Mesela kısa vadiye de 5. liği var hani en e, yüksek olarak. İşte Siyan'a mesela bir de bakalım arkadaşlar. Bunları gösteriyorum ki aklınızda bir soru işareti kalmasın. Siyan'da kısa vade 8'de 3. elde etmiş bir safkan. Sentetik pistte. Evet yani bu şartlar altında baktığımızda e, tay denemede 7. likte normal karşılanabilecek bir durum arkadaşlar. Hani grup koşullarında böyle ihtimaller vardır. O yüzden ben 2 numara Fahadır Mehmet'i bilhassa da son grubundaki ikinciliğinden ötürü burada daha da güvenerek Çin performansını da biliyoruz. Yine bir bankotek olarak veriyorum size. İki bankolu bir ilk altılıya ulaşmış olduk bile şimdiden. Beşinci koşuya geliyorum. Altyarışı.com Kafkaslı koşusu şart bir 3 yaşlı Araplar 1200 için pist yarışı. Burada biraz e, tercihlerimizi fazla yapabiliriz arkadaşlar. Bir idmanları vereyim ben size. Ondan sonra geçelim. Binini 10 gelen Büyük Macelan. Burada 3 numaralı safkan dikkat çekiyor. Ondan sonra kumda 27 gören bir safkan var. Korhan Bey 5 numara. 400'ün 27'ye geldi. Kum pisti olmasına dikkat çekiyor. Yine Asaf abi 400'ün 27'lere düştü. 1000'e 10 geldi. Burada dikkat çekiyor. Bir de arkadaşlar 54 ve 26.5 gören Elzem kız var. Bu dikkat çekiyor. Tabi yarışın çim olması itibariyle bir takım farklılıklar da olabilir oyunumuzda. Ama öncelik vereceğimiz atlar 3 numara Büyük Macelan Halis Karataş'la, 1 numara Asaf abi Mehmet Nuri Sunkar'la, 5 numara Korhan Bey Ali Yıldız'la ve 11 numara Elzem Kız Kaan Can Gökçe ile birlikte olmuştur. Şimdi bu şekilde oyunumuz 4 atlı bir oyun oluyor. Fakat ben size burada geniş kuponda Akın Sözen ne 6 numara Mavi Şafak, Gökhan Kocakaya ile 7 numara Mesut Can ve Mehmet Kaya ile Kurtarı Kürüs Safkan'ı Öncü Özgür'ü de tavsiye edeceğim 8 numarayı. Bunun sebebi burası pek bilinmez bir şart bir. Bir de iki tane tekimizin olduğu bir ilk altılı var. Yani bunu da göz ardı etmeyelim. İki bankolu bir ilk altılı veriyoruz. Bu yüzden burada fazla at yazılabilir. İkinci altılı ile ilgili kısım için ise şunu söyleyeyim. E, teklerimizi vesaire vereceğiz edeceğiz. En son da e, son karar tabii ki bu yarışla ilgili son kararı ikinci altılı için söylüyorum. Siz verirseniz bütçenize göre bakıp. Gelelim 6. koşuya. Saat 7.30'da şart 4 yamak bir apranti biniyor. 4 tüker Araplar 1500'de sentete çıkıyorlar. 11 Safkan start alıyor. Sürün 1 ve Sadiker 2'li olacak şekilde. Arkadaşlar bu koşudaki favori göstereceğimiz Safkan yani e, bir süredir e, form durumu baktığımızda iyi geliyor diyebileceğimiz bir isim. Fatih Sultan Mehmet Sansarlı 5 numara Gül Ağa grup içerisinde istikrarlı bir isim olduğu için önerebiliyoruz ilk tercih olarak. Bir numara Alev devam edeceğim. Adem Ceylan dersindeki Safkan 12 gün evvel ikinci olmuştu. Ee, bir süredir kötü gelse de 2 numara Duman kalitesiyle yazılmalı. 9 numara Sülümbike ekürlerden yine yazılmalı. 4 atlı bir oyuna çıkmış oluyoruz burada. 5. bir at olarak da ilk parıltı 10 numarayı tavsiye edeceğim. Berkant Gökçe birlikte yine kalitesine de güvenerek bu atın burada 5. bir at olarak yazılabilir. Koşta fazla bir detay yok. Yani böyle arasak destek bile çok fazla bir şey çıkmaz detay olarak. O yüzden bu verdiğimiz atları yazarsanız yeterli olacaktır. 5-1 öncelikli olacak şekilde oyunun devamında 2 numaraya, 9 numaraya ve 10 numaraya şans tanıyabilirsiniz. 7. koşu Safran Arapatı Antrenörleri, Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusu. Grup 2 düzeyde 4 yaşlı Arapları 1900'de Çim'de izleyeceğiz. Arkadaşlar son yarışı bizim de o zaman biraz sürpriz diye önerdiğimiz 6 lira küsü bir ganyanla gelmişti ama. E, Yedürmer Tomar Burada Veli Efendi koşusunda nasıl bir performans sergilediyse benzer bir performansla kazanmasını bekliyoruz. Mesafe 1900. At bu mesafeyi de seviyor. Uzun mesafeleri daha çok seviyor diyebiliriz. Ahmet Çelik ile bekliyor. 7 numara Tomar banko tekibimizdir. Son yarış ikinci olan Dayanıklı Tay ve burada ikincilik için en ciddi aday. Ama tabi Soylu Şah gibi bir safkan var. Sürpriz bir Şafak zamanı gelebilir. Sürpriz bir Bahçedere Bey veya Altıntepe gelebilir. O yüzden sıralı ikili önermiyorum. 7 numara tomarı tek olarak vereceğim. Bir kez daha gösterelim. Bilmeyenler o zamanki yarış durumunu izlemeyenler için 3 19 19 şeklinde 2800 metrede hem de çok ağır bir çim pistte Bayağı zorlu bir yarışta geldi ve kazandı. 6 lira 85 kuruşluk ganyanıyla Tomar. Bu koştada bizim bankotekimiz olmuştur. O bir artık grup 1 galibi Safkan diyebiliriz. Evet grup 1 zaten şöyle tekrar gösterelim. Bakın görmüş olun bilmeyenler için gösteriyorum. Tabii ki Veli Efendi yarışı grup 1. Yedirmar Tomar burada bankotek olarak vereceğimiz isimdir size. ikinci altılı için. 8. koşuya geldim. Saat 8.30'da hücum Tulgar koşusu kupalı yarış. 5 safkan var. Kısa vade 8. 3 yukarı İngilizler. 1600 çim. Arkadaşlar bir kere baştan bunu söyleyeyim. Geniş kuponcular hepsi yapıp geçebilirsiniz. Bunun haricinde Burada küçük kupon oynayan arkadaşlara 3 tane safkan söyleyeceğim. 1.34 derece gören Ahmet Çelik ile 4 barı Splendid 12 gün evvelde ikinci olmuştu. 47 gün arasıyla Atman Akürüs safkanı Mehmet Kaya Edars'ın Mamba Forever 2 numarayı da burada tavsiyelerimizi alıyoruz. Ve tabi formda gelen bir safkan derece olarak iyi bir derece hiç görmedi ama son yarışlarda gerçekten çok formda geliyor. Selim Kaya Edars'ı Seliboy 3 numara burada yazmazsak olmazdı. Bu yüzden 2-3-4 küçük kupon hepsi geniş kupon olacak şekilde oyun planlamamızı yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. 9. koşu saat 9'da 17 handikap 3 yukarı İngilizler 1200 sentetik pist yarışı 6 at var yalnız burada geniş kuponda 6 atı yazın falan demeyeceğim arkadaşlar merak etmeyin öyle bir grup değil burası e bu koştaki önerimiz şu yöndedir. Burayı arkadaşlar e, şöyle ayırdık. Bir kere 1 11 derece gören iki tane at var. Haris Karataşlı 1 numara Oppenheimer bizim favorimiz ve Özcan Yıldırım'la e, Karseres 3 numara ikinci at önerimiz. 1 ve 3 küçük kupondur burada. E, yanında Samuray Kajiki Akın Sözen'le ilave ve Ahmet Çelik'le Sanduhan ilavesi şeklinde 4 numara ilave şeklinde e, en fazla 4 at olacak bir oyun öneriyoruz. E, yani biraz risk alıp King Roberto'yu dışarıda bıraktık diyebilirim. E, bunu Yapmamızın da sebebi biliyorsunuz ki yukarıda bir koşuda e, ikinci altı başlangıç ayarıydı galiba. 5 koşuda 7 tane ata kadar çıkmıştık. Şart 1'de 7 ata kadar 7-8 e, ata kadar çıkılabilen bir yarıştı. O yüzden orayı biraz rahatlatmak için burada geniş kuponu 4 hatta bırakıyorum. 2 hat ya da 4 hat şeklinde orayı önerdik. 10. koşu at yarışı.com Kafkaslı koşusu şart 1. 3 yaşlı Araplar 1200 metrede Çin Peste çıkacaklar. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunuyor. Bu yarış için şunu söyleyelim. Yine bir idmanları vereceğiz. İdmanlarda dikkat çeken e, burada Namsal. Yani gerçekten çok ama çok... E, Aşırı bir uçuk bir idman yapmış. yedi 7.5 gelmiş. E, yani böyle idmanlarda sakatlanma riski bile olabilir. Eğer ki at çok fazla zorlandıysa ama bunu rahat bir şekilde yaptıysa da bu e, çok daha ayrı bir performanstır. Onu da söyleyelim. Geriye kalan idmanlarda fazla dikkat çeken bir şey yok. Hani binini 10 gelen Haylaz Tay var bir. E, onu söyleyebiliriz. Onun dışında öyle çok aşırı bir dikkat çeken idman bulunmuyor zaten. Yani burada bu görüşte arkadaşlar Namsal 9 numara Ahmet ile birlikte net bir favoridir onu söyleyebilirim net bir favori ee, rakip ailesinde gördüğümüz e, isim olarak burada değerlendirmek gerekirse yani e, şimdi bahsettiğimiz ilman olarak Hayrastay var 5 numara var ee, birazcık zorlarsak 2 numara Ali Kağan'ım ve 6 numara Korhan Taya şans tanınabilir bir de 11 numara Banu Çiçeğim'le Mehmet Akif Üzer'sindeki Dağ Yudanı safkanıyla bir ilave yapılabilir ama Namsal yani çok ciddi bir favori olarak gözüküyor. Ben böyle şart bir de banko tek olarak falan vermek istemiyorum. Ama bir alternatif tek olarak düşünülebilirdi. Yine de şart bir olduğu için diğer isimlere de şans tanıma gereği hissettim. Burada 3 numara Antepli A var yine. A Karaca Ay'a adını sahip bir safkan. Onu da burada tercihleri alabilirsiniz. Burası 6 ata kadar çıkılabilecek bir yarış. Ee, favorimiz 9 numara Namsal olmuştur. Bu şekilde videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer video yayında seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.